Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM radyomuzun bir söz sözü açtı programına daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Sevinçliyim, elhamdülillah bugünü de erişmiş olduk. Şimdi Türkiye'nin işleri epey bir hareketli geçiyor. Hoş, dünya da hareketli geçiyor. Dünyanın kendi de zaten gezegen olarak 24 saatte 40 bin kilometreyi tur ediyor. Ama Allah Teala içine insanları yarattı. İnsanlar hiç olmasa huzur içinde birbirleriyle kardeşçe yaşasınlar diye bir anadan bir babadan yarattı. Ama gelin görün ki bu kardeşler her yerde hemen hemen birbirlerine karşı düşmanca tavırlardan vazgeçmiyorlar. Devletler öyle, efendim kavimler öyle, ırklar öyle, ne derseniz. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer İçişleri Bakanlığı'ndaki kahraman polislerimiz ve diğer güvenlik güçlerimiz ve bunların lojistik desteği için canla başla siperlere kadar koşturan ikmalcilerimiz belki bizden 50 sene sonra kitapların yazdığına göre ne kadar büyük işler yaptığı o zaman anlaşılacak, şimdi değil. Bu topraklar, Mezopotamya toprakları, tarih boyunca birçok mücadelelere sahne olmuştur. Bu uğurda çok ölenler oldu. Kimi idareciler sırf kendini tatmin için, kimi idareciler gariban zavallının sırtından geçinmek için çeşitli sebeplerle iş geliyor geliyor eneye dayanıyor. Yani Latincesi ego. Egoya dayanıyor. Egoistik yok. İnançlarımızda yok. Hep bana, hep bana yok. Yo, bana olacak. Bana yok, sana yok. Bana olacak. Ben valla ben seni öldürürüm, seninkini de yerim. Aynen bu politika devam ediyor. Türkiye şu anda 40 senedir Güneydoğu bölgesi dahil başka bölgelerden de nice annelerin babaların evlatları dağlara kaldırıldı. Onlara kanla gözyaşını döktüren, hediye gönderen teröristlere şimdi onların şehit olmasına sebep olduğu kahramanların adını füzelerin üzerine yazarak tepelerine gönderiyor. Şu anda dünya yüzünde bu kadar teknolojik şekilde insan odaklı, çevre odaklı bir harekat yapan yer yok. Yine dünya yüzünde böyle insanlığı ferahlatacak maksatlarla harekat düzenleyen yok. Rusya 90 sene, 70 sene beraber yaşadıkları yerleri tarumar ediyor. Hadi Türkiye'nin pençe kılıç son harekatında böyle evleri yıkılmış, bombalanmış, yanmakta olan yerlerden dumanlar çıkıyor. Bir tane görüntü gösterseler ya.
hep inler vuruluyor. İnlerdeki zararlı mahluklar vuruluyor. Çok şükür Allah-u Teala kazadan beladan korusun. Bu haliyle Türkiye bölgesindeki sadece kendisi olarak değil, birçok ülkenin insanının rahat nefes almasına sebep oluyor. Bu ne nimet ya? Bu kadar insan, dini, ırkı ne olursa olsun, ya iyi ki bunlar var, biz de yerimizde rahatsız diye dua ediyorlar sebep olanlara. Bu da az şey değil. Allah herkese bunu nasip etmiyor efendim. Dağları, tepeleri, dereleri halaç pabuğu gibi atıyorlar. Ve harekatın en önemli özelliklerinden birisi de insan odaklı olması. Mümkün mertebe insansız araçlarla insanlık düşmanlarını imha ediyorlar. Ancak harekatta bir prensip vardır. Askerlikte, stratejide bir usul vardır. Havadan her türlü gücünüzü kullanırsınız ama karaya yine insan ayağının basması lazım. Bu ayakta emri verilecek kara harekatıyla hedef yumuşattıktan sonra günü saati gelince ben verileceğine inanıyorum. Belki de bu teröristleri bu kadar masraflarla destekleyen ağababaları denilenler de ya çok şükür ki bunları Türkiye sırtımızdan attı be. Ne ya bir netice alamadılar. 40 sene emek veriyorsun. Bir türlü de meyvesini koparamıyorsun. Ne zaman koparacaksın? Hani 100 senede bir çiçek açan var buraya ağaçlardan. Onlar gibi. Avrupa'nın da Amerika'nın da gıkı çıkmıyor. Çıkamıyor. Türkiye ile kimse bozuşmak istemiyor. Biliyor ki Türkiye dürüst, mert davrananı bağrına basar ama mert davranmayıp da bu konularda yamuk hareketini de iyice spiral halinde büküverir. Hani şöyle teli yay olarak bükerler ya efendim. Şu anda dünya teknolojisinde yay sanayi belki birçok sanayinin önündedir. Her şeyde yay var. Bilgisayarından tutun da efendim silah kumandasına kadar hepsi bas düğmeye yay sayesindedir. Amerika İran'ı özgürleştireceğim dedi. Ne kadar iyiliksever devlet ya. Bir, İran İslam Cumhuriyeti adını kullanan devleti özgürleştirecek. Ya Hristiyan memleketlerinde kendi insanını sen özgürleştiremiyorsun. Amerika'daki siyah beyaz ayrımı gittikçe çoğalıyor, ara açılıyor. Birçok silahlı baskınlar yaşanıyor. Şimdi Amerikalıya özgür diyebilir misiniz? Adamda 3 tane, kadında veya 5 tane silah çıkıyor. 2 aydır Amerika nice elemanlarını da İran'a soktuğu halde netice alamadı. Ha İran'ın yaptığını
tasvip eden, tasdik eden birisi değilim. Ama Müslüman yaftaları olduğu için bu şekilde de Hristiyanların yol göstermesinin hayra alamet olmadığına da inanıyorum. Hayra alamet değil. Şimdi İstiklal bombacısına, İstiklal Caddesi'deki bombacıya bir tiyatro diyemediler. Danışıklı dövüş diyemediler. 15 Temmuz'da dediler ya, FETÖ'cülerin meclisi bombaladığı, Gölbaşı'ndaki polis merkezi bizi bombaladığı tiyatroydu. İstiklal'deki yakında derler, çabuk bulmaları falan kendileri biliyorlardı zaten derler. Mahsus boş evlere girdiler. Adamlar oradaydı. Adamlar oradan çıkarttı. Buyur. Şimdi tabii bunun da zamanı var. Bunu söyleyecekler de. Acaba diyorlar nasıl söylesek, ne zaman söylesek, bir puntunu yakalamaya çalışıyorlar. Taktisyenleri onlara bir sebep hazırlayacaklar. CHP'den Engin Özkoç diye biri geçen gün bir beyanat veriyor. O da İYİ Parti'den bir milletvekili biraz böyle bir ortaklık olmaz, bu ortakları yaptığı iş değil manasına adaylık madaylık karıştırarak bir şeyler söylüyor. Diyor ki, vay be, meclisin belki de en çok muhataralı konuşmalar yapan bir milletvekili. Muhataralı konuşmalar. Her konuşması sıra kapaklarını eskittiriyor. İnsanın diyor, boğazında 9 boğum var. Doğru. Bize de felsefe derslerinde felsefecimiz öyle derdi. Ama aslını Avrupa'dan almışlar güya. Yalan. İslamiyet bunu böyle söylüyor. 9 boğum var. Bir şey söyleyeceğin zaman her boğumda söyleyeceğin sözün nereye varacağını kontrol et. Nasıl böyle çok mühim bir makama birisi girmek istediğinde 3-5 kontrol noktasından geçerse, ondan daha mühim ağızdan çıkan, öteki adamı bir noktada kaçırırsan öbür tarafta yakalarsın. Ama söz 9. boğumu bitirdi miydi? Ara ki bul. Nelere sebep olur? İlk defa haklı bir şey söylüyor Engin Özkoç. Söylediği sebep geçerli değil. Ama sistem geçerli. Söylediği, ya biz burada ortağız bilmem neyiz kardeşim ya. Böyle şey mi olur? Aklına geldi söylüyorsun. Sen söylüyorsun ya. Sizin yardımcılarınız falan söylüyor ya, senin derdin ne ya? Sen yani ananın böyle Kadir gecesi doğurduğu kimselerden misin ya? 9 boğumu. 1. Kendini anlat. Ondan sonra senin gibi muhataralı konuşmalar yapan, şimdilerde sesi çıkmayan Mahmut Talal'ı anlat. Daha var öyle birkaç kişi daha. Onlara bir ders ver. Madem ki bu bilgi var sende, onlarda yoksa. Genel başkana ders vermen ayıp olur tabii. Böyle sıraya oturmuş Kemal Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç da 9 boğum anlatıyor. Böyle bir resim olursa kötü olur. Karizma çizilir. Şimdi kıymetli dinleyenlerim,
Engin Özkoç burada haklı. Ama kendi boğazında boğumları herhalde bir operasyonla aradaki maniaları kaldırtırmış. Kendi sallıyor. Genel Başkan aklına ne gelirse sallıyor. Partinin diğer yönetici görümündeki kimseler akıllarına ne gelirse sallıyorlar. Ne olacak? Ne olacak? Boş ver diyor. Ben bunu buraya oturtturdum ya. Yavuz Karaalioğlu'na da böylece hatırlattım ya diyor. Evet, insanın boğazındaki 9 boğumu Engin Özkoç'un da sebep olduğu bir konuşmasıyla biz de gündeme koyduk. Kılıçdaroğlu diyor ki, benim sizden tek isteğim var. Ne hakla istiyorsun ya? Ne hakla, hangi yetkiyle? Sandığa gidin. Sandığa gidin. Desene bana oy verin diye. Yok, ayıp olur canım. Böyle oy dilenilir mi yani? Sandığa gidin. Peki niye böyle diyor da bize oy verin demiyor? Yani yüzü mü yok böyle oy istemeye? Yok. Bir insanın bir işte çalışırken işi böyle özene 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 yapar. Bize bazen tabiratta şudur budur birilerini çağırıyoruz. Bakıyoruz ki çok itiralı yapıyor. O adamın, o kimsenin istediğini verirken hiç gözümüzde büyümüyor. Hak etti bu adam diyorum ben içimden. Sen hangi hak edişi istiyorsun arkadaş? Bu müflis müteahhite benzer. Müteahhit ikide bir gelir, işte ihalenin kontrol ekibine, mühendisine veya müdürüne, efendim işte bizim hak edişler bekliyor, paralarımız bitti, verin ki o parayı biz yenisini, yeni masraflar yapalım. Nereye hak ettin ya? 5 senedir sen bitmiş olan metroyu burada bekletirken ne hak edişi istiyorsun arkadaş demez misin? Peki Kılıçdaroğlu neyi hak etti 18 seçimdir? Öyle ya. O zaman çıksın, sandığa gidin demesin. Bana oy verin desin. İnsanı yuhalar ya. Vallahi Türk milleti yapmaz bunu, gene nezaketini bozmaz da yuhalarlar. Bir iki esnaf ziyaretinde bir vatandaş acık bir sesini çıkarttı mıydı? Orada sırt tapaşlayıcı birkaç yardımcı bulup duruyor daima yanında gezerken. Ben bunu birkaç tane parti genel başkanında hissettim. Onlar sırt tapaşlayıcı. Yani ya ulan bizim affedersiniz liderimiz de böyle şey söylemez. Sen kardeşim tamam tamam senin dediğin hallolacak falan filan. Aşağıdan da öteki eliyle adamı iteliyor. Sumsayla dürtüyor. Ne kadar ayıp bir şey ya. Sen dürtsen ne yazar, dürtmesen ne yazar. Vatandaşa hesap veremiyorsun. Ancak sus diyorsun. Sus. Susmaz. Vatandaşın susması hizmet edene karşı ağzı hiç kıpırdamaz. Ancak dua etmek için kıpırdar. Dili ve dudakları. Bunların ki oho. Nerede? Küçük bir aramız var efendim. Aradan sonra inşallah beraber olacağız.
Kıymetli Tekeret FM dinleyicileri, biz Söz Sözü Açtı programının ikinci ve son bölümüne başlıyoruz. Evet. Peki, böyle masada bir plan anlatılıyor mu? Yok. Bu haftaya kadar yoktu. Ne planı ya? Bir zamanlar hatta böyle işte 5 yıllık plan, 10 yıllık plan derken plan pilav karıştırmışlardı bazı siyasetçiler. O da unutuldu. Şimdi vatandaşın bile bilemediği bazı planlar hiç davulla zurnayla ilan edilmeden takır 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 icra ediliyor. Çanakkale Boğazı'na bir köprü yapılması denseydi ne olurdu? Ya İstanbul Boğazı'na bir köprü yapılmaya niyetlenildi. Rahmetli Özal satarız satarız dedi. Halk Partisi'nden Necdet Calp öldü herhalde. Sattırmam, sattırmam diye pancar gibi olmuş yüzle televizyonda bangır bangır bağırdı. Ne oldu? Kaç köprü oldu? Kaç köprü, kaç tünel, kaç metro? Ya nasıl sığdırdılar bu kadarı? Bir köprünün yapılması 5 sene sürdüydü. 69 seçimlerinde Demirel köprü yapacağız, köprü yapacağız. 73'te de işte köprü yaptık, köprü yaptık. Şimdi hükümet adamlarımız dahi yani envanterine şöyle yazılı şeye bakmadan neler yapıldığını sayamayacak kadar çoğaldı. Koca bir ilçe, çok şirin, çok güzel, iklimi yumuşak, Doğu Anadolu'da zeytin yetişen, hatta çekirdeksiz üzüm dahi yetişen güzel bir ilçe, insanları munis ama bir dar vadiye sıkışmış. Hatta anlatırlar, Yusuf Ali'nin birisi bahçesine geldiğinde bahçesini bulamamış. Konu komşuya sormuş, ya komşular benim bahçeyi bulamıyorum nerede diye. Sonra aşağılara doğru, nehre doğru inince bakıyor ki bir tane ala inek yatıyor. İnek tabii gelen adamı görünce kalkıyor. Bakıyor ki bahçesi altındaymış ineğin. Yani bu kadar dar arazide Yusuf Elili ziraat yapar, Erzurum'a oralarda yetişmeyen meyve ve sebzeleri tattırırdı. Kars'ın nüfusunun neredeyse bahardan itibaren %10-15'i Yusuf Elili olurdu. Yusuf Elili'nden gelirler, tarlalara patatesi ekerler, büyütürler, çapalarlar, satarlar, memleketlerine dönerler. Şimdi Yusuf Ali, pırıl pırıl bir Yusuf Ali oldu. Dünyanın yükseklikte 3. veya 4.'sü olan bir baraja su tutulmaya başladı. Devlet bir kuruş masraf ettirmeden ilçeyi oradan kaldırdı. Koca bir ilçeyi barajın su basacağı yerlerden kaldırdı. Onlara İstanbul Boğazı manzaralı bir ilçe kazandırdı. Bir de 1939'daki Erzincan depremini düşünün.
Zelzele 1939'da olmuş, 83'ü falan demiyorum. 1939'da olmuş. Aradan epey bir sene geçmiş. 62'de ben ilk şark hizmetim sırasında Terzi Baba rahmetullahi aleyhin türbesine ziyarete giderken tallalarda böyle öbek öbek gübreler gördüm. Sordum oralı mihmadallak eden arkadaşıma, ya dedim bu gübreleri niye dağıtmıyorlar dedim ya. Ne güzel bak sizin burada cibinde çok güzel üzüm yetişiyor. Fasulyeniz çok güzel bir tane. Ne gübresi abi dedi. Ha dedi bunlar şok abi dedi ya. Onlar 39 zelzelesinde yıkılıp sahipleri de çoluğuyla çocuğuyla enkaz altında kalan kimselerin enkazı kaldırılmadı, cenazeleri dahi orada dedi. Bir tarafta aynı şark hudutları içinde devlet koca bir ilçeyi 5 kuruş ödetmeden naklediyor. 39 zelzelesinde de devlet öyle afattır falandır filandır kurtarma ekipleri yok. Erzincan savcısı bütün sorumluluğu üzerine alarak hapishanedeki mahkumlara bir konuşma yapıyor. Bakın diyor, cezaevimiz yıkılmadı. Sizin hemşerileriniz, akrabalarınız, yani bizim vatandaşımız toprağın altında. Ben sizin kaçmayacağınıza da inanıyorum. Sizi şu anda hapishaneden tahliye ediyorum. Sırf kurtarma çalışmalarında sizler de bulunun diye. Bir tek mahkum iş bittikten sonra firar etmiyor. Yalnız bir mahkum Erzincanlı olup da Sivas'ta oturmakta olan bir yakınını da gidemeyecek vaziyetteymiş. Trenle Sivas'a bırakıp dönerken diyorlar ki aha mahkum firar etti. Ya savcılık bıraktı. Aa, savcıyı mahkemeye verdiler. İsmet İnönü milli şefken sen nasıl böyle inisiyatif kullanırsın? E kardeşim sen milli şefken inisiyatifini kullanmazsan bir kullanan çıkar. Çıktı. Vatandaşın kendisine toplu tavır almasından korktukları için savcı hakkındaki davayı geri çektiler. Nereden nereye geldi? Hani sizin planınız ya? Demek ki siz de böyle hareket edeceksiniz derim ben. Plan yok. Sandığa git. Aday yok. Sandığa git. Şimdi de 6 tane lider, bu herhalde her ay bir moda uyguluyorlar. Baktım, 6'sının da önünde aynı model, aynı büyüklükte anı defteri gibi defter. Boncuk gibi dizilmişler, bir şeyler yazıyorlar. Böyle resim çektirmeye insan utanır ya. İlkokulda hani öğretmenler derlerdi ya, hadi hatıralarınızı yazın bakalım. O da kurşun kalemle defteri sil, yaz, sil, yaz. Paçavra gibi olurdu. Bunlara kim dedi acaba anınızı yazın diye? Nelerle uğraşıyorlar? Hani aday? Yok. Yok, bu tavuk yumurtlamıyor. Niye? E canım, biz hemen belli eder miyiz adayımızı ya? Siz kulp takarsınız. E tabii, sen kulpçu olursan
herkes de sana kulp topar diye, takar diye korkuyorsun. Nihayet biz karar verdik. Anayasa değişikliği hazırlıyoruz. Oo, çok güzel. Çok güzel. Seçimler 2023'te olursa, olacak. Biz de iktidar olursak, olacak. Biz de çoğunluğu elde edersek, ederiz. İşte o zaman hangi çoğunluk? Anayasayı değiştirecek çoğunluk. Bak biz nasıl anayasayı değiştiriyoruz. Ne yapacaksınız? Güçlendirilmiş anayasa yapacağız. HSYK'yı eski haline getireceğiz. Aferin ya. Askeri yargıyı, Yargıtay'ı koyacağız. Aferin ya. Bundan ne zarar gördünüz? Askeriye boncuk. Mavi boncuk. Adama sormazlar mı? Hangi çoğunlukla anayasa değiştireceksin? Güçlü demokrasi ne demek? Demokrasi okullarda bizlere anlattıklarına göre zaten kendisi güçlü demokrasi denince vatandaşın gücünün göründüğü demektir. Peki başka ne güç vereceksin? Doping mi vereceksin? Hani deve güreşçileri bazen develerine daha böyle çılgınca saldırsın diye bir şeyler veriyor. Hayvanlar ağızlarından köpükler saçıyorlar ya. Yani her şey Cumhurbaşkanı iki dudağı arasında olmayacak. Kimin? Sabih Karadoğlu'nun iki dudağının arasında olacak. Ah olsaydı şimdi Sabih Karadoğlu. Neler kulplar takardı diyecekler. Her fani gibi o da unutuldu, gitti. Rusya komünizmi güçlendirilmiş demokrasi olarak kullandı. 70 yıl seçim neticeleri önceden tutanakları yapılıp belli olurdu. Vatandaş kime oy verirse versin. Bunların güçlendirilmiş demokrasi demeleri, kıymetli dinleyenlerim, işte bu. Güçlendirilmiş aşağı, güçlendirilmiş yukarı. Vay 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 vay. Şimdi sandığa gidin, sandığa gidin lafından ben şüphelendim Kılıçdaroğlu'nun. Epey bir kafamı yordum. Ha, bu seçimi kazanamayacak. Kendi biliyor. Ben bilmiyorum. Seçimdir bu, kazanır da kazanmaz da. Ama kendi kesin biliyor. Ne diyecek o zaman çıkınca? Benim seçmenim sandığa gitmedi. Aha. Adam CHP'li olduğuna bin pişman olacak. Vatandaşa şikayet edecek. Benim seçmenim sandığa gitseydi ben iktidar olurdum. Ya adı seçmen mi? He. Seçmen sandığa gider. Sen oraya için öyle millete asla astar olmayan laflar söyleme. Çok acayip oluyor, çok. Şimdi EYT'ye 25 senedir kimse el atamadı. Kemal Kılıçdaroğlu zamanındaki bu erken yaşta emeklilik meselesi falan filan, sosyal güvenlik kurumları, daha doğrusu devlet memurları değil de diğer çalışan kesim, SSK'lılar yani eski adıyla, bunlar emekli olunca tabii bunlara emekli maaşı bağlanıyor. Çalışmayan da çok insan vardı onların hükümetleri zamanında. Emekli maaşını SGK veremiyordu. Yani
sosyal sigortalar veremiyordu. Büyük bir açık peyda oldu. Bütçeden takviye, bütçeden takviye. Böyle sigorta mı olur ya? Bütçeden takviyeyle. Dediler ve hükümet bütün zorluklarına rağmen 25 yıldır kimsenin beceremediğini yapıp EYT'yi halletti. Hala edemezsiniz. Kaynak nerede? Kaynak nerede? Bütçeye koymamışsınız. Kaynak nerede? Kaynak bulacaksın. Yok. O paralar kirli paralar. O paralar işte madde kaçakçılığından kazanılan paralar. Allah Allah. Senin kalbine mi doğuyor? Yoksa sen böyle bir otomatik bir iftira makinesi mi kullanıyorsun ya? Hiçbiriniz el atamadınız. Hiçbiriniz. Eski CHP'lilerde, yeni CHP'lilerde. Ödünüz kopuyor. EYT ya seçimi kazanır da bize kalırsa yandık diye. Daha çok şey var da kıymetli dinleyenlerim. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Ondan da sohbeti noktalamak istiyorum. Kaçak alkol nasıl anlaşılır? Televizyonlarda program yapıyorlar. İşte efendim kaçak alkol bu, yasal alkol bu. Oo, biri yasak, sonunda K var, birinin sonunda L var. K oldu muydu? Oo, kötü. Yasal olunca yasal ya. Yani kaçak alkol içen efendim etrafa dehşet saçıyor da yasal alkol içen saçmıyor mu ya? Sarhoştum ne yaptığımı bilmiyorum hakim bey demiyor mu ya? Kara gümrük yanıyor diye haykırmıyor mu ya? E ölümlere çare bulacağız, başka çare yok. Onun için de öğreteceğiz, öyle yapmayın. Okullara kaçak alkol nasıl anlaşılır? Yasal alkol nasıl anlaşılır? Ders koyun. Ve çocukları bundan imtihan edin. Sınav yok canım, olur mu ya, bu da olur mu ya? Niye olmasın ya? Trafik dersi koyuyorsun da bunu niye koymuyorsun? Olmaz, olmaz. E, yani diyesi geliyor ki insanın, demiyorum da tabii, dersem birileri bunu kulpçuya kulp taktırırlar. Birader bunu içmek yani yasal da olsa insan vücuduna şifa mı ya? Şart mı ya? Kumar yasak mı? Yasak. Madde yasak mı? Yasak. Peki alkol maddeler sınıfına girmiyor mu tıbben? Söyleyin, bu kadar binlerce tıp profesörümüz var. Söyleyin arkadaş. Bu insanın aklını gideriyor mu, gidermiyor mu? Gideriyor. Sarhoş adam geliyor, komşunun kapısına anahtarı sokmaya çalışıyor. Lan bu anahtar da niye girmiyor ya? Kadın bana bak falan, karikatürize oluyor. Niye katlanıyoruz bu alkol için ya? Hakikaten nedir yani bu alkolün nesi var da ya ne yapalım işte oldu bir kere falan diyorsunuz. Olmasın ya. Olmasın. Görüyorsunuz kuryesi içse kuryesi kaza yapıyor. Şoförü içse şoförü kaza yapıyor. Ne olacak bu iş ya? Göz göre göre katlanıyoruz. Ne yapalım arkadaş? İyi de kime söz verdiniz ya? Bu Türkiye'de alkolü biz yasaklamayacağız diye kime söz verdiniz ya? Söyleyeceğim çok şey var. Ama bunu söyleyemem. Artık tefekkürü size ait. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.